Diğer sorumuz şu şekilde, e, hattımın üzerine taksitli olarak telefon almamda bir sakınca var mıdır? Şimdi bilindiği üzere günümüzdeki e, telekomünikasyon firmaları e, mevcut hatlar üzerinden e, belirli miktarlarda, mesela vade taksitle beraber telefon satışı da söz konusu e, bir şekilde uyguluyorlar. Ancak burada önceden tek kalem bir işlem söz konusuydu. O da neydi? Diyelim ki ben bir müşteri olarak firmaya gidiyorum, hattımın üzerinden bir telefon almak istiyorum. O firmada o şeye ait olan, bizzat o telefon firmasına ait olan o telefonu 1000 TL'lik bir telefonu taksitli olarak faturamın üzerine bana 1500'e satıyorlar. Önceki uygulayışın tamamındaki sistem bu şekildeydi. Ancak günümüzde bu durum Şimdi iki çeşit olmaya başladı. İki tane şu an iki çeşit bir işlevi söz konusu. O da şu şekilde birincisi aynen eski modele göre devam ediyor. Yani nedir? Benim faturalı hattım var. Faturalı hattımın üzerine diyorum ki ben şu telefonu satın almak istiyorum firmaya diyorum. Firmada tamam diyor gönderiyor tabii bayiye telefonları. O te gelen telefonlar da bayiye ait olmamalı. Zaten genelde firmaya ait, ana firmaya ait. Bayinin bizatihi şahsi malı olsa bu sıkıntılı durum söz konusu olabilir. Ancak gelen telefonlar bizatihi ana firmaya ait. Direkt telekomünikasyon şirketine ait. Diyelim ki ben faturalı hattım. A diyelim ki A firmasından bir faturalı hattım var. Ve ben A firmasından faturalı hattımı üzerine şu telefonu satın almak istiyorum. Kaç para bu telefon? 1000 TL. O A firması bana diyor ki ben bu 1000 TL'lik telefonu sana 1500 TL'ye satarım. 24 ay taksitle. Bu faturayı da bedeli de senin faturanın üzerine yansıtırım. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Niye? Bizati taksitle alışverişti. Yani peşin olan bir malı, 1000 TL'lik bir malı vadeli olarak 15'e, 20'ye, 30'a tabii vade durumuna göre nasıl isterse o şekilde satabilir. Bizati bu satışı da yapan telefon firmasının kendisi. Bu noktada bir sakınca olmayacaktır bu modelde. Ancak günümüzde tahakkuk edilen, işleyişe sokulan ee, bir durum var. Bu bazı acentalar sistemler, daha doğrusu bayiler. Bizatihi hiç bu şekilde ana taksitlendirme işlemini yapmayarak direkt her ne kadar diyelim ki kendileri üzerinden bir taksitlendirme gösterseler de haddi zatında arkada bir bank aracılığıyla bunu yapıyorlar. Yani siz bir e, diyelim ki B firmasından faturalı hattınız var. B firmasındaki faturalı hattınızın yanında telefon almak istiyorsunuz. 1000 TL'lik telefonu 1500 liraya diyelim alacaksınız. O şey firma bu 1500 TL'ye e, telefonu size kendi adına satmış gibi gösterse de aslında sizin adınıza 1000 TL'lik e, o ana parayı bankadan ödemeyi alıyor. Sizi 1500 olarak o faizli bankaya ödemenizi sağlıyor. Hocam ben faizli bankaya ödemiyorum. Ben fatura bayisini ödüyorum. Önemli değil. Sonuçta siz faizli bir muamelenin içerisine bizati müşterek müşterik olarak ortakçı ortak olarak giriyorsun. Yani sizden kaynaklı bir faizli bir muamele o arada söz konusu oluyor. Çünkü bu sistemde de zaten kişinin hani kredi şeyine bakıyorlar. Onaylanıyor. Bu sefer banka onaylıyor bu durumu aynı şekilde. Banka onayladıktan sonra bu 1000 TL'lik ödemeyi banka otomatikman o B firmasına yapıyor. Siz de bu sefer 1500 ödeyeceğim bayiye zannediyorsunuz. Halbuki bayiye değil de 1500 TL'yi direkt banka ödüyorsunuz. Yani bir faizli muamele yapıyorsunuz. Bir faize aracı oluyorsunuz. Faizli bir işlemin e, bir tarafı oluyorsunuz. Bundan dolayı bu sistemdeki e, bir hat üzerine telefon alımı caiz değildir. Ama ikincisi dediğimiz gibi bizatihi hiçbir banka aratıyor yok. Bayin tarafından yapılan bir taksitlendirme neticesinde telefon satılıyorsa bunda da bir sakınca yoktur. Bazı firmalarda ikisinin ortasını yapıyor. Diyor ki hocam biz şöyle yapıyoruz. Nasıl? Eğer kişi ödemelerinde çok düzenli bir kişi kişiyse biz hiçbir bankaya araya katmadan bizatihi telefonu biz ona satıyoruz. Yani ben A firması olarak A telekomünikasyon şirketi olarak o müşterime kendi ürünümü taksitli olarak satıyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Ama diyor ödemelerinde sıkıntılı olan kimseler ise için ise direkt yine o kişinin efendime söyleyeyim kredi geçmişindeki düzenini araştırıyoruz, güvenilirliğini araştırıyoruz ve bir bankaya havale ederek bu sistemini yapıyoruz. Bu da aynı şekilde yine caiz olmayacaktır. Yani o zaman bunu bu tür bir muamelelerde sormakta fayda olacak. Yani siz arkada bir bankayla çalışıyor musunuz? Yani ben diyelim ki sizden bu taksitlendirmeyi yapıyorum ama ben gerçekte ödemeyi size mi yapıyorum yoksa bir bankaya mı bu ödemeyi yapıyorum? Eğer bir banka varsa caiz değil. Ancak bizatı firmanın taksitlendirmesi ve ödeme de yine firmaya ise o zaman bunda, o zaman bunda bir sakınca olmayacaktır.